Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah bunu onun için kat kat arttırır. Onun için üstün ve onurlu bir ecir vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kalıcılar olduğunuz, altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere derler ki, ne olur bize bir bakın, sizin nurunuzdan birazcık alıp yararlanalım. Onlara, dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki, evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın emri geliverdi. Ve o aldatıcı da sizi Allah'ın adını kullanarak aldatmış oldu. Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve inkar edenlerden de. Barınma yeriniz ateştir. Sizin veliniz odur. O ne kötü bir gidiş yeridir. İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı ve korkuyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Gerçek şu ki, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler, onlar için kat kat arttırılır ve üstün ve onurlu olan ecir de onlarındır. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitlerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa, işte onlar da cehennem halkıdır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.